Mobilya denilince ilk akla gelen tabii ki Kasapoğlu Mobilya. Haftanın fırsatını sakın kaçırmayın. Bilgi için sizi de mağazamıza bir çayımızı içmeye bekliyoruz. Umut bebeğe yıllarca umut olan, ülke ve dünya gündemine oturan Gülsüm anamız bugünlerde dertli. Gülsüm ana eski eşine sahip çıktı. Eski eşi beynindeki kan pıhtılaşmasından dolayı yatağa mahkum oldu. Bir yatak ihtiyacı oldu. Engelli yatağı ihtiyacı doğdu. Bu yatak için çeşitli kurumlara başvurmuş Gülsüm anamız. En son Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet birimine başvurmuş ve bir tane engelli yatağı istemiş. Fakat bunda çeşitli sıkıntılar yaşamış. Biz de Gülsüm anamızın derdine mikrofon uzattık. Onun sesi olmaya çalıştık. Gülsüm anamız gerçekten sitem ediyor. Engelliye hizmetin önüne diyor, siyaset koyamazlar diyor, koymamaları gerekir diyor, siyaset engel olmaması lazım diyor. Efendim şimdi hep beraber Gülsüm anamızın sistemlerine ve haberimize bir bakalım. Gülsüm ana Korkut Eli TV mikrofonlarına yaptığı birbirinden sert açıklamalar ile yetkililere ve özellikle Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne seslendi. Yatalak olan eski eşinin engelli yatağı ihtiyacına yetkililerden olumsuz yanıt aldığını belirten Gülsüm ana, engelli hizmetine siyaset engeli olamaz dedi. 2006'da ben eşimden ayrıldım. 13 yıl oldu ve umut geldi hayatımıza. Umuda baktım 10 yıl. Ondan sonra eşim felç oldu, eski eşim, baba, çocuklarımın babası. Ben de gittim, yardım ettim ve bunu açıkladım. Gereken mevkilere ulaştık. Atatürk Devlet Hastanesi bayram 300. günü felç oldu. Beyne pıhtı attı, yoğun bakıma atmışlar, burada gitmiş. Ve oradan getirdik biz buraya. Ben herkese söyledim. Burası Umud'un evi. Ben ayrıldım ama insan olduğu için biliyorsunuz. Ben 10 yıl Umud'a baktım ve Korkut Eli Engelli Derneği'nin ilk kurucularındanım. Ben her zaman dedim ki görmeyen göz, yürümeyen ayak, tutmayan kol olmaya geldim. Ve umudu da kaybedince nice herkese sahip çık, önce Allah sahip çıkmaya çalıştım. Onların sesi olmaya çalıştım. Şimdi de ayrıldığım eşimin sesi olmaya çalışıyorum. Ama ne yazık ki engelimizin önüne engel kondu. Prosedürlere uyalım dedik. Ve biz gittik, rapor çıkarttık. Yalnız bu rapor, çünkü bu devletimizin gerçekten güzel bir şeyi aldığı bir karar, sistem. 5 ay, 6 ay hani hastanın durumuna bakıyor. Her tarafta böyledir. Ve elimizde evraklarımız. Menderes Başkanım 3 yıl, 4 yıl önce proje başlatmıştı yataklarımızdan dolayı hastalarımıza. Ve bu kimsenin değil, sadece belediyenin başlattığı bir projeydi. Ama ne yazık ki belediye değişti şu anda. Biz prosedürleri verdik. Büyükşehir koordinatından bir tane psikolog ve ekip geldi. Ve benim burada oğlanlarım var. Ben şok oldum diyorlardı da inanmıyordum. Buradan ben bütün büyüklere, yetkililere sesleniyorum. Lütfen. Engellilerimiz zaten önce bakan önemli benim için. Çünkü ben yaşadım bunu. Sonra hastamız girer girmez, yani bir geçmiş olsun, nasılsınız bile demedi, oturdu. Evrakları aldı. Dedi ki yatağı var. Ben dedim ki orada birinci kapalı yazıyor. Dedi ki bu hastayı siz dedi nasıl getirdiniz? Gelemez, araca binemez. Buna yatak yok demdi. Ne bir hastayla ilgilendi psikolog, ne bir kişilerle sordu, bir geçmiş olsun dedi. Kalktı gitti. Müdür bey aradım. O da dedi ki yatak çıkmadı Gülsüm Hanım dedi. Bakın burada raporlarımız var. Engelimizin önüne engel yok. Tek suçumuz Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız demek. Bakın fotoğraflar burada. Burası ben reisim için çıktım yola. Yine diyorum. O anaların, mazlumların her zaman yanında olduğu ve Umut'tan bir beklentisi yoktu, ona bile sahip çıktı. Bu fotoğrafları görünce bana yatak çıkmadı. Ya şimdi benle engellinin ne alakası var? Lütfen buradan bütün yetkililerimize sesleniyorum. Özellikle Büyükşehir Belediyesi Muhittin Böcek Başkan'a sesleniyorum. Lütfen engelimizin önüne engel bırakmayın. 59 tane mahallemiz var. Şu anda herkesin yatağı, herkesin ihtiyacı var. %100 yatağa bağlı felç. Herkes engelli adayıdır. Kimse ne malına ne güzelliğine güvenmesin. Bir malına bir kıvılcım, güzelliğine de işte bakın. Görüyorsunuz. Yani herkes engelli adaydır. Lütfen bana fevri davranıyorsunuz diyorlar ama yapacak şey kalmadı. Neden? Ben de bir aloyla açarım, yatağa getiririm. Hayır, prosedürler işlesin artık. Adamın kelimesi kalksın dedik. Ama ne yazık ki bakın şu anda bu hastanın riski düşecek. Eğer bir şey olursa şu anda Antalya Büyükşehir Belediyesi suçlu. Bu personeller suçlu. Bu hastaya bir şey olursa şu anda düşerse onlar suçlu. Bu yatak onların değil, bu yatak engellilerin. Bu yatak belediye başlıyor.
başlattı. Menderes Başkanım başlattı bu projeyi. Bizler de destek verdik bütün hasta yakınlarında. Ve eks oldum, iyi oldum hastalardan alıp hastalara gidiyor. Bu kimse yani biz anlayamadık, çözemedik. Bu hastanın için çıkmadı. Lütfen bana bir açıklama istiyorum. Şu anda Büyükşehir Belediyesi'ni Muhittin Böcek Başkanı'na ben açıklama istiyorum. Hani engellilere, mazlumlara sahip çıkacaklardı. Seçimlerde böyle çalışıyorlardı. İşte görün. Tek suçumuz reis demek. Orada fotoğrafını gördü. Hiç şey yanmıyor. Bak şurada aile şeylerimiz. Yani, kumandası burada. Bu hakkı olan mı yani? Hiç hareket yok. Bitik ya. İşte. Evine götürecekler, yatak yok. Nerede yatacaklar? Ha işte lambalar yanmıyor. Kırık. Ha bizim üzüldüğümüz nokta, engelliler siyaset yapılmayacak bir nokta. Burada siyaset yapıldı yani. Başka bir şey değil yani. Bizim üzüldüğümüz tek nokta bu. Ya bu hakkı olan bir şey bu. Bunu biz, annem burada 2 sene dernek başkanlığı yaptı. Biz gönüllü olarak koştuk. Telefonlarla bütün engelliler veren bir hak bu. Belediye etmenin üstüne başlattığı bir haklı. Hakkı ona vermedi. Öyle yani. Büyükşehir personelinden işte bayan psikolog olduğunu söyledi ama psikolog olmamada benim şüphelerim var. Geldi, nerede oturacağız diyor. Biz 10 sene boyunca umuda baktık. Aynı odada yedik içtik, aynı odada yattık kalktık. Biz hastaya hiçbir zaman hasta muamelesi yapmadık. Onu her zaman normal bir insanmış gibi görüp sadece çıktık. Şimdi sırada babamdı işte. Düşmez kalkmaz böyle 18 ay sonra geçti umudun vefatından. Bari onun 3. günü böyle oldu. Benim babam birinci bir geliyor bir gidiyor. Doktorlar öyle söyledi. Kadının anlattıkları duymuş. İşte diyor ya bunun kimsesi yok mu? İşte bu ne yapıyor ne ediyor diye. Adam şu an bile ağlıyor bak, şu an bilinci açık bak. Bak şu an anlıyor her şeyi, ağlamaya başladı bak. Şu kalabalık bir gelip bir gidiyor. Pıhtı attı. Anladığı zaman da yani Umut gibi de, Umut da böyleydi. Umut rahmetli de anlardı. O da böyle İhsan'ın yaklaşımından bilirdi yani sevildiğini, üzüldüğünü. Bayan geldi. Sanki burada veremli ve bağlı böyle yani karantina alınmış bir durum var. Biz nerede oturacağız? Bacak bacak üstüne şurada attı. Kinayeli kinayeli alaycı alaycı sorular sordu. Ben burada yani çok zorluğum da baktı. İhsan bir gelir. Biz de gittik hasta ziyaretlerine. 55 köy gezdik burada Korkuteli'nde. Biz kimseye tiskinmedik. Nenem dedik geçmiş olsun, dedem dedik geçmiş olsun. Elini öptük. Gelirsin bir geçmiş olsun der. Amca nasılsın der. Hiç. Allah razı olsun buradan da onu söylemek istiyorum. Antalya Milletvekilimiz Kemal Çelik'e. Antalya Milletvekilimiz Mustafa Kutsu'ya. Antalya Eski Belediye Başkanı Mendes Söyle. Hepsi ilgilendi hepsine Allah razı olsun. Sağlık İl Müdürümüze. Hepsi teşekkür ediyoruz yani. Hepsi. Bayram 3. günden beri hepsi gönder. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, Atatürk Devlet Hastanesi yönetimine, başhekim yardımcısı İbrahim Eke. Hepsine Allah razı olsun, hepsine teşekkür ediyoruz. Yani. Ben buradan Korkut Eli'ne biraz, nasıl desem, bir anne olarak biraz şeyim yani gönül olarak mazlumların her zaman yanında oldum ya. Buradan teşekkür ediyorum MHP Kadın Kolları Başkanımıza, Medine Hanım'a. Onlar, tek onlar aradı beni. Ve bugün saat 1.30'da gelecek yönetimi, ziyaretimize gelecek. Yani sen ben değil inşallah hepsi gelir, hepsi, herkes birer engelli adayı. Buradan sesleniyorum lütfen. Yani kimse şey yapmasın ama herkes kapı kapı gezsin. Gerçekten engelli, yaşlı çok. Bu dünya ayakta duruyorsa anaların, mazlumların, engellilerin, çaresiz kulların adına duruyor. Bugün cuma, lütfen analarımızı, babalarımızı, engellilerimizi, yaşlılarımızı, yetimimizi, öksüzümüzü ziyaret edelim. Kapı kapı, tiskinmeyin ne olur. Bakın buradan ben o kadar onun şey mutlu oldum ki hemen beni aradılar. Gülsüm anneciğim, biz de arkandayız. Buradan Medine Hanım'a, MHP Korkuteli İlçe Başkanımız Medine Hanım'a, kadın kollarımıza, Allah hepsinden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum.